Herkese bir yeni videodan daha merhaba dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Tanımayanlar için bu tombik kızın adı Melis Ateş. Bugün sizlerle birlikte büyük beden, kış ve sonbahar alışverişini açacağız. Biliyorum kışa girdik, yeni yılınız umarım mükemmel şekilde geçer ve dersiniz ki bu yılın sonunda vay be nasıl bir yıldı, çok iyi kazanımlar gerçekleştirdim, çok iyi insanlarla tanıştım, umarım gelecek sene de mükemmel olur diye telkinde bulunursunuz umarım. Gelin birlikte kargolarımı açmaya başlayalım. Bu alışverişimin hepsi iCurvy diye bir Çin sitesinden dostlarım. Biliyorum dolar çok yükseldi ama hala Türkiye ekonomisi baz alındığında gayet uygun fiyatlı ürünler satın aldım. Bu sefer iki parça olarak satın aldım. İki parça olarak geldi. Ben aslında 10 tane bile ürün aldım, hatırlamıyorum. Bu arada ilk bu kargolar geldi. 3 tane daha var ama onlar kirli. O yüzden olmayanları seçtim. Malum bildiğiniz üzere ben tüp mide ameliyatı oldum ve dedim ki bunlar nasılsa 15-20 güne, bir aya zor gelir. Ben işte o zaman zayıflarım gibisinden bayağı küçük sipariş ettiğim için iki tanesi olmadı. Bu arada şimdi bunları açacağım. Eğer bu videoya 4000 like gelirse bunları denemeli olarak da çekmek istiyorum. Lütfen yorumlarınızı ve like'larınızı bir saniyenizi bile ayırıp yaparsanız çok mutlu olurum. Çünkü bu gerekli. Gerçekten gerekli. Bizi sevmeyenlerin keşfetine düşmek için, işte bu kilofobik insanların iğrenerek bakmamaları için, yani gözlerinin bir nebze alışması için insanların keşfetine düşmem gerekiyor. Ve bunu sizin sayenizde başaracağım inşallah. Şimdi şöyle ilk kargomu açıyorum. Bu yurt dışı alışverişi sürecinden de bahsedeyim istiyorum. Çünkü ben nereden baksanız şu an çok moda. Her yerde görüyorsunuz. TikTok'ta görüyorsunuz, işte Reels videolarında görüyorsunuz. Ama ben 2015'ten beri yurt dışından alışveriş yapıyorum. Zehirli. Kolonyamı sıktım. Evet, zehirlendim. Yapıyorum. Ve bu süreçten bahsetmek istiyorum bir yandan da. Öncelikle şöyle bahsedeyim dostlar. Önceden gümrük parası ödemiyordunuz ama şu anda ödüyorsunuz. Ama şöyle bir olay da var. Ben ilk hani bu markayı yeni tanıdım ben. 4-5 aydır falan biliyorum iCurvy markasını. Ama şöyle bir şey. İlk kargo sipariş ettiğimde 40 lira gibi bir bedel ödedim. Sonra işte ikinci, üçüncü kargoya hiçbir şekilde para ödemedim. Normalde yurt içi kargoya da PTT kargoyla geliyor. Ama bu sefer Aras kargoyla geldi ve birazcık şaşırdım. Hemen sizinle açayım. Bu 1000 TL'lik bir alışveriş. Daha da az yapabilirsiniz. Ama ben şundan yanayım. Küçük paketlerdense paranızı biriktirip daha büyük paketler, kapsamlı paketler alırsanız sizin için daha iyi olacağına eminim. Çünkü hani en azından tek şey halinde gönderiyorlar ve kaybolma gibi sıkıntınız olmuyor. Aa, aynı elbisenin iki tane var. Abi aynı elbisenin iki tane almışım. Mal mıyım ben? Evet, malım ben. Şimdi şöyle bir elbise aldım dostlarım. İnanılmaz seksi, böyle vücuda yapışan, tam böyle curvy olmalık bir elbise. Bunu dediğim gibi kombin videomda giymemi istiyorsanız lütfen aşağıya like atıp yorum yaparsanız çok sevinirim. Böyle bu kolları ben çok seviyorum. Böyle prenses kollu, kalp yaka göğüslü. Daha zayıf gösterdiğine inanıyorum. Şöyle göstereyim. Ay inanılmaz güzel kız. Malı falan müthiş, müthiş. Çok beğendim. Bunun bedeni neymiş? Bu arada açıklama kutusuna linkleri bırakacağım. İndirim kuponu varsa onu da paylaşırım. Şunu da söyleyeyim dostlar. Şöyle bir şey var. Şimdi siz bunları alıyorsunuz. Eyvallah. Ama normal kredi kartınızda güvenilir bir şekilde dolar üzerinden çekiyor. Yani atıyorum kaç dolar tuttu diyelim. 50 dolar tuttu. Sizden hiç dolar hesabınız olmasına gerek yok. Mesela diyelim ki bir ziraat kartınız var ya da garanti kartınız var. Direkt oradan 50 TL'nin günümüzdeki karşılığı neyse, atıyorum kaç olsun, 200 lira olsun. 200 lira olarak sizden tahsil ediyor ve 15-20 gün içerisinde de kargolarınız elinize ulaşıyor. Hemen diğer kargomu da açıyorum. Evet, bu elbiseden şu an 2 tane var. Bu ne beden?
Bu da böyle bir elbise. Bu da gene aynı prenses kol. Böyle buradan ne deniyor kola? Bu da gene mini. Bunlar ince ve ifil ifil. Ben yazın böyle elbiseler giymeyi biliyorsunuz çok seviyorum. Kendinizi kapatmayın dostlar. Nasıl hissediyorsanız, nasıl güzel hissediyorsanız öyle şeyler giyin. Giydirin abi. Kimse karışamaz senin. Ya git sinek. Kimse karışamaz senin burandan çıkan yağ ya da atıyorum sarkık ko. Bakın. Evet kolum sarkık. Sana ne yani? Senin üstüne vazife mi? İstediğiniz her şeyi giyin. Bacağında sellet mi var abi? Giy. Onun özgür kalmaya hakkı yok mu? Var. O yüzden çok şey yapmayın. Yalnız bunların önü farklı mı? Bir dakika hemen bir şey göstereceğim. Şimdi aynı üründen burada da var. Hatta bunu ben denedim. Bu kaç? Bu 2X'le. Bu ne? Bu da 2X'le. Abi aynı üründen iki tane almışım. Helal olsun kız Melis. Hatta belki birini size hediye edebilirim Instagram'da. Bunları da koyuyorum. Bir şey aldım var. İnanılmaz güzel. İnanılmaz bir ceket aldım. İnşallah olur. Ya bunu ben modelin üstünde aşırı beğenmiştim. Böyle bir ceket hemen giyeyim mi? Giyeyim mi? Giyeyim mi? Giyeyim mi? Hemen küçücük bir deneyeyim ya. Çok canım çekti. Şöyle. Ay ben bunlara bayılıyorum böyle 90'lar şeysi gibi. Ay hemen anneme gösterip geleyim. Size de şöyle bir göstereyim. Hemen. Dayanamadım giydim. Gerçekten mükemmel. Oh şey gibi hissettim. Bağnalık. Oh. Cidden çok beğendim. Evet. Şundan aynı. Aynı pakete mi katmışlar? Hayır ya bu geçen gün gelenler işte. Çin'den mi geldi bunlar? Şuna bayıldım mı boş. Şimdi diğerini açıyoruz. Buna aşık oldum. Eminim siz de aşık olacaksınız. Ya bu olay bir şey ya. Gerçekten şu an ne istiyorum biliyor musunuz? Yaz gelsin ama mükemmel dursun istiyorum. Böyle kırmızı bir elbise. Kolları böyle şöyle yani. İnanılmaz. Hayır. 4000 like gelirse kombi videosu çekeceğim. Çünkü like'lar çok düşük. Ya bir tane daha bir firmadan alışveriş yaptım. Onlar daha gelmedi. Ya gerçekten çok güzel. Malı falan böyle eteği olay. Gerçekten. Bakın şu meme kısmı da böyle drapeli. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi geçiyoruz diğer kargoya. Hemen onu da açıyorum. İnşallah Covid olmayız. Teşekkür ederim. Ooo. Ay. Ooo. Çok buna aşık oldum var ya. Bunda gözüm vardı. 4-5 tane alışveriş yaptım ve dedim ki hiç hepsinde. Ya işte parayı buna vermeyeyim. Buna harcamayayım. Sonunda aynen paraya abi kıydım ve dedim ki al. Annem beğenmeyecek. Şu an bakıyor ama ben çok beğendim ya. Zenci bir kız giymiş tamam mı? Bunun şeyi farklı. Kovye. Kovye ne la? Bunların malı farklı yani şey etiket üstündeki farklı çünkü bir Yoyes isim değişikliğine gittiği için I Curve oldu. Ya bu inanılmaz bir elbise. O kadar seksi ki. Bunu böyle korseyle giyeceksin altına spor ayakkabı giyeceksin. Ya gerçekten kombin videosu için like atın Allah rızası için. Size bunları çekeyim ya lütfen inanılmaz güzeller. Çok güzel. Bunu görsen pazarda dersin ki bunu 10 lira vermem. Ama kızın üstünde o kadar iyi durmuş ki benim üstümde de eminim o kadar iyi duracak. Çok eminim. Bunları buraya gönderiyorum. Başka ne çıkıyor? Yine mi aynı şeyden göndermişler? Ne? Bilmiyorum mavi bir şey gördüm. Şimdi bunu açalım. Malı çok güzel. Bu ne? Bu ne be böyle? Ben böyle bir şey aldığımı hatırlamıyorum. Sabahlık gibi bir şey mi? Ha, şey üstüne giymeye. Hayır böyle bir şey almadım. Gönderim. Şey olmuş. Aa, bu şey gömlek elbise. Evet. Bunun şuradan şeyi var.
Ya yemin ederim Allah aşkına bir like atın da ben bunları bir de üstümde göreyim kamera karşısında. Bu gömlek elbise ben bunu kolları için aldım. Böyle bir iş görüşmesine falan giderken hani bence mükemmel olur. Böyle V yaka böyle bağlıyorsunuz kurdelesi var. İnanılmaz şık gömlek kumaşından ve mükemmel. Şimdi bir tane daha çekiyorum. Bu ne? Bu mavi bir şey. Mavi bir şey. Ay. Ya çok güzel. Upuzun bir elbise düşünün. Şurada yırtmaçı olan. Ben bunu yeşili sipariş ettim. Bu renk gelmiş. Gene kolları bu şekilde. Böyle eski ebemlerin tarzı. Ama inanılmaz iyi. Sen bir de bunu ütüleyince gör. O fırfırı mı katlandığında değil onun üstünde dikiş mi? Şu mu? Değil lan daha aşağıda. Yırtmacın üstü. Şu. Boydan boya. Ha. Parça yapmışlar. Yani bunu kırpıp şey de kullanabilirsiniz. Kısa da ama üst kısmı gerçekten inanılmaz. Ben çok beğendim. Bunu da giyeceğim. Camdaki kızın şeyi gibi bu. Şimdi son kargoma geliyoruz. Hazırsanız. Açıyorum. Annem pazar kuracakmış evin önünde. İlgililere duyurulur. Bunun kemeri yok mu? Buna aşık olacaksınız. Çünkü ben buna gerçekten aşık oldum. Şimdi benim hiç siyah böyle yazın falan giyecek bir şeyim yok. Bu da inanılmaz ince ama inanılmaz şık bir gömlek elbise. Bu gene aynı kısa. Bu dümdüz bir gömlek elbise düşünün. Siyah tamam mı? Ama bunun öyle bir şeyi var ki. Bunun bir korsesi var böyle. Memenin altına böyle sabitliyorsun bunu. O kadar şık duruyor ki size anlatamam. Hemen korseli kemerini de göstereyim. Böyle bir kemeri var. Bunları giymek için sabırsızlanıyorum. Sizin de görmenizi çok istiyorum. Umarım severek izlediğin bir alışveriş videosu olmuştur. Bunları giymemi istiyorsan lütfen like bırakıp yorum yap. Eğer çoğunluğu sağlarsak zaten sizi kırmadan çekerim biliyorsunuz. Şimdilik benden bu kadar. Aşağıya açıklama kutusuna da linkleri bırakacağım. Görüşürüz. Bay bay.